engellilik kimliğinizde B harfi varsa, Berlin'in B'si diyelim biz buna, hangi haklarınız söz konusu böyle bir durumda? Şimdi B harfi sizin birinin eşliğinde ancak hareket edebileceğinizi, randevularınıza gidebileceğinizi, yolculukları yapabileceğinizi, aktivitelere katılabileceğinizi yalnız ve yalnız eşlik eden biri olursa bu anlamı taşıyor. Bu durumlarda da siz bir yolculuk yapıyorsanız metroyla, otobüsle, trenle yanınızda size eşlik eden kişi ücret ödemeden bu yolculuğu yapıyor. Yani otobüse binerken kart alması gerekmiyor. Trene binerken kart alması gerekmiyor. Farz edelim bir müzeye gideceksiniz. Müzeye size eşlik eden kişi, yanınızda birlikte gittiğiniz kişi ücret ödemeden müzelere giriyor. Birçok sosyal aktivitelere ücret ödemeden giriyor. Bunun ötesinde düşünüyorum başka hangi getirileri var? Evet, uçak. Uçakta koltuk hakkı. B ile koltuk hakkına da sahip oluyorsunuz ücretsiz olarak. Biliyorsunuz uçaklarda ön sıralar hep ücretlidir. Lakin B harfini taşıyorsanız kimliğinizde ücretsiz koltuk hakkına da sahipsiniz. Hatta bazı uçak şirketleri eşlik eden kişiye uçak bileti ücreti almıyor. Bazısı indirimli olarak alıyor. Bunun ötesinde farz edelim ki sağlığınız için bir kur yapacaksınız. Bir REA antrak içeriye verdiniz. 3 hafta 4 hafta bir kliniğe gidiyorsunuz ve bu kuru yapıyorsunuz. Bu süreçte size eşlik eden kişi hiçbir ücret ödemeden sizinle birlikte 3 hafta 4 hafta bu kur merkezine gelip yanınızda kalıyor. Klinikte yemek, içmek, yatak olayı tamamen ücretsiz, B harfini taşıyanlara. Bunun ötesinde bir tatil parası var. 767 euro vergiden düşürülebilen. Biliyorsunuz yüzdeliklerle ilgili yüklemiştim. Diyelim ki %50'niz var. Şu kadar şu kadar miktar vergiden düşüyorsunuz. Ekte ayrıyetten B harfiniz de varsa 767 euro vergiden düşürülebilir sene sonunda. Evet, kısacası toparladığımız zaman size eşlik eden şahıs hiçbir ücret ödemeden tüm aktivitelere gidebiliyor sizinle birlikte. Tüm yolculukları neredeyse hiçbir ücret ödemeden sizinle birlikte yapabiliyor. Hoşça kalın, doğru bilgiyle olun.